Evet, hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun. Şu günde bulunduğumuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm dünya ülkelerinde ve özellikle kendi ülkemdeki bütün çocukların bayramını kutluyorum. Bu meclis başkanı olmak nereden çıktı böyle? Hayalimde zaten bir gün böyle ulu bir koltuğa oturmak vardı. Bu fikrimi saygıdeğer milletvekilimiz, Gaziantep milletvekilimiz Mehmet Erdoğan'a ilettim. Sayın Meclis Başkanımızın Gaziantep ziyareti sırasında kendiyle böyle bir görüşmemiz oldu. Bu vesileyle şu an burada bulunuyorum. Ahmet öğretmenim, müdürümüz böyle hani bir seçimler var, katılmak ister misin dedi. Hep istemişimdir hani böyle koltuklara göre hep imrenirdim orada oturan öğrencilere. Kabul ettim. Sonra 4 tane mülakata girdim sınava. Sonucunda kazandım ve buradayım. Ne sordular da kazandın? Nasıl kazandın yani? Şöyle bakayım. Gündemi sordular. Suriye sorunu, Irak'la ne olan dedin ilişkiler. Mesela Suriye konusunda? Suriye'de ne var ki? Şey var mı Suriye'de? Evet. Suriye'de halkla yönetim arasında çatışmalar var. Neden? Neden? Çünkü halk yönetimi eleştiriyor, muhalefet. Her eleştiriden sonra böyle kavga mı çıkacak? Eleştiriyor olabilir, kavga mı çıkacak? Yani demek ki oradaki eleştiriler çok büyük boyuttaki, halk da buna isyan ediyor. Peki, sorunun biri bu. Kaç soru sordular? Kaç soru sordular bilmiyorum, yani böyle bayağı sıkıştırdılar bizi orada. yeni gündemde olan 4+4+4 demek istediğiniz. Ben şöyle düşünüyorum, Türkiye'nin fiziki yapısı, okulların fiziki yapısı tam olarak bu sisteme uygun değil. Çünkü okullarımız 1-5, 6-8'e uygun bir sistemde. Şimdi eğer 4+4+4'e geçersek 1-4, 4-8 olacak ve bundan da fiziki yapılarımız uygun olmadığı için sıfırdan okul yapımlarına geçecek. Bu da ülkenin ekonomisini zorlayacak gibi, ben böyle düşünüyorum. Hani hiç değilse daha ülkemizin fiziki, okul olarak fiziki yapısına uygun bir proje geliştirilmeliydi. Yani. Tabii ki bana kalırsa 4+4+4 Türkiye'yi sağlam sarsılmaz temellerine hazırlayacak iyi bir eğitim sistemi olacak. Çünkü ülkemizde bütün çocukların eşit eğitim alması yönünde üzerimize düşenleri biz bu yasayla yapacağız. Bana kalırsa bunun yararını şimdi değil de kendimize empati yerine birisiyle empati yaparak ve biraz da ileriye dönük, ileri görüşlülükle bakarak o zamanki faydalarını ileride göreceğimizi, şimdilik bunun tartışmanın bir faydası olmadığını görüyorum. Evet. Buyurun sen bakalım. Sen şimdi bunlar üzerinden haber çıkar diye uğraşıyorsun. Buyurun sen bakalım. Aslında bunun 1+5 veya 5+3+4 gibi veya 4+4+4 şeklinde olmasının büyük maliyetleri getirmeyeceğini anlatsak, ama bu konuda bize destek verir mi acaba? Tek sorun o da değil. 60 yaşında doğduğumuz her çocuğu biz okula gönderirsek şöyle bir sıkıntı olur. 6 yaşında da olacak, 7 yaşında da, belki hani 5,5 yaşında da. Böyle düşündüğümüz zaman 6 yaşındaki bir çocukla 7 yaşındaki bir çocuğun beyindeki gelişmişliği farklı. 7 yaşındaki bir çocuk matematiksel zekası gelişmişken 6 yaşındaki çocuk görsel zekasını yeni tamamlamış olacak. Tamam, güzel. Bütün bunları biz göz önüne alarak 60 aylık çocuğumuz veya 70 aylık çocuğumuz için onların pedagojilerine uygun bir eğitim vermeye dair düzenleme yaparsak bu sizin için ikna edici olur mu? Ama öyle düşündüğümüz zaman da tüm müfredat değişecek ve o zaman 4. sınıfta işlediğimiz, yani bizim işlediğimiz konular daha geç işlenecek. Bu da tüm sistemi sarsa, yani öğreneceğimiz yaştaki şeyleri, beynimizin alabileceklerini daha geç öğrenmiş oluruz. Evet, peki. Evet, peki. Durumu gözden geçirelim. Evet, kalkanlar bir yerde.
Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Sizi meclisimizde görmekten gerçekten mutlu oldum. Size başarılar diliyoruz. Gerçek dediğimiz şeyin tek bir yüzü yok. Eğer benim söylediğim doğrunun tamamıdır derseniz o zaman kendinizi geliştiremezsiniz. Özellikle siyasi konularda benim söylediğim doğrudur ama başkalarının söylediğinin de üzerinde düşünülmesi gereken yanları vardır diye bir kabul içerisinde olmanız lazım. Aksi halde ön yargılı olursunuz. O nedenle her konunun o yönü de var, öbür yönü de var ama bunları uygarca müzakere ederek, tartışarak biz gerçeğe ulaşabiliriz, ülkemizi götürebiliriz. Demokrasi dediğimizde zaten esas itibariyle budur. Doğrusunu isterseniz bu bayramlarda hep sizlere biz size güveniyoruz, inanıyoruz cümlelerini sık duyarsınız. Biz gerçekten güveniyoruz, inanıyoruz. Söyle. Ya milletvekillerimize hani özellikle bunu söylemeyi çok istiyorum. Biz hani meclisin kendi kanalından sizleri izliyoruz oturumlarınızı ve biz çocuklar olarak hani kavgalarınızı lütfen hani azaltın ya. Evet. Konuşarak da halledebilirsiniz bunları. Ben buna evet, konuşarak da halledebilirsiniz. Ben buna yürekten inanıyorum. Sadece sizi biz çocuklar değil, kendi çocuklarınız, eşleriniz, anneleriniz izliyor. Lütfen hani böyle davranmayın. Annenizin nasıl düşündüğünü bir düşünün ona, o anda. Sizi böyle bağırırken görürse, kavga ederken görürse o açıdan düşünün ve lütfen rica ediyorum bir çocuk olarak. Lütfen bu bizim kendi ülkemizi yöneten bir meclis. Meclisimiz böyle olsa ülkemizdeki şiddete biz nasıl karşı geleceğiz? Lütfen hepinizden rica ediyorum kavga yani etmeyin hiçbir şekilde. Evet. Bak çok güzel. Evet sağ olun. Sağ olun. Evet. Bunları da mesajcıların tamamını versinler ama bu kısmını biraz daha fazla verin. Biraz daha fazla verin. Evet. Bunlar çok masumane, çok doğru sözlerdir. Evet, çok teşekkür ederim. Mazbata olmadan buralara oturtmuyorlar. Evinizin bir yerinde saklayacaksınız. Tüm ailelerinizi ve arkadaşlarınızı da selam götürün bizden. Tamam. Evet. Teşekkür ediyorum. Ve Mozaik Müzesi'ndeki birebir aynı kopyasıdır. Evet. Bu meclisin en güzel yerine asarız biz bunu. Kaç çocuk var? Ya şöyle, şurada. Seninle konuşmamız lazım. Evet.